Dün Gözde Ünal olayında ne gördün abi sen? Senin yani senin pencerenden nasıl bakıyorsun olaya? Abi şimdi farklı şeyler olabilir. Birinci pozisyon, gözüken pozisyon Ünal'ın gerçekten Gözde'ye karşı hisler beslediği, beslediği hislerin karşılığında sadece hislerin yanı sıra diline de vurduğu aşık olduğum kadın diyor. Mansur diyor ki ben ona aşık olduğumu aşık oldum diyor. Görüşmek üzere Sülçe'cim. Ben ona aşık olduğum için kendime aşık oldum diyor. Burada zaten bir birazcık çaprazlık var aslında. Yani platonik aşk da eğer platonik aşkı Seda Hanım'ın söylediği gibi yaşıyorsan karşındakini incitecek, rencide edecek bir şey yapmazsın. Platonik aşkta senin sevgin vardır. Onun sana sevgisi belli değildir. Ama sen platonik aşkta karşıdaki o sevdiğini her zaman yüksekte tutarsın. Ama bir şey söyleyeceğim abi. Ezmezsin onu. Bunların arasında... Ha ben onun işte platonik aşk olduğuna inanmıyorum. Ya böyle bir platonik, ya böyle saçma sapan bir şey olur mu? Yok platonik, yani platonik aralarındaki platonik aşk olamaz. Bak şöyle bir şey olabilir. Değil. Şimdi birisi görüşüyor. Yani onu söyle, öyle bir şey yok. Belki birisi başkasına platonik aşıktır ama bunu açıklayamıyordur. Bunu söyleyemiyordur, tamam mı? Bu bambaşka bir durum ama Ünal'la Gözde'nin arasında platonik aşkı tartışabileceğimiz bir durum yok ki. Yok. Sadece şunu tartışabiliriz bence. Ünal bu tartışmalardan, bu aralarındaki tartışmalardan sonra şunun farkına vardı. İşte hem biz, bizim özel olarak konuşmalarımızdan yola çıkarak söylüyorum hem de buradaki davranışlarından ötürü. Şimdi ilk başta sorduğu soru acaba Gözde mi? Acaba Gözde mi sorusu burada hani. Çünkü Ünal biliyorsun bir Sibel olayı atlattı. Arkasından biraz böyle bir Gamze olayı atlatır gibi oldu ondan sonra. Gamze olayı mı? Gamze Taşkın. Hani Gamze Taşkın'da hani böyle benden hoşlanıyorsun, hoşlanmıyorsun muhabbetleri döndü ya. Hani çok abartılacak bir durum değil ama. Hani yani böyle, reddedilme diyorsun, reddedilme hissi mi diyorsun? Ya orada şey gibi oldu. Yani benden hoşlanıyor muhabbetini hani bana söylemişti hatırlıyorsun Gamze. Ondan sonra... Yok yok, genel olarak anladım. Diyorsun ki Sibel diyorsun, Gamze diyorsun. Aynen. Şu anda da Gözde. Şu anda da Gözde var. Üç kere reddedilmiş bir damat adayı var. Bu da egosunu okşama ihtimali var. Egosunu yükseltip... egosundan dolayı, reddedildiğinden dolayı aslında gerçek hisleri beslemeden olan şu hissi kendi içinde şuraya getirip onunla yoğun şeyler yaşama ihtimali olduğunu şimdi düşün. Gözde de dikkatli olma. Gözde de dikkatli. Aslında öyle bir cümle kurdun ki inanılmaz bir cümle kurdun. Ne dedin duydun mu? Ben anlamadım ama. Ne dedin duydun mu sonunda? Öyle mi düşünüyorsun diyor sana. Ben öyle düşünüyorum. Şeylerden çünkü Gözde'nin bir sözü var. Çok iyi hatırlıyorum. Ünal'ı istemedikleri için değil. Daha önce yaşadığım olayın tuhaf olduğu için yani bana yaşattığı acıyı bildikleri için gelmek istemediler diyor. Sonra da Ünal tutup onun yüzüne demesin ki ailem beni istiyordu hani ya da hani herhangi bir olumsuz şey yoktu. O zaman şimdi bana böyle diyorsun. Mi diyorsun Gözde? O olasılığı diye de olabilir. Diyorsun yani. Anladın? Hani bu da benim derin bir bakış açım olsun. Abi olur işte. Afakiyiz yine yani. Her şey olabilir. Ve sana bir şey söyleyeyim mi? Şöyle bir gerçek de var. Biz fikir üretiyoruz. Kendi fikirleri var. Bir de kendi fikirleri olup dışarıya yansıtmadığı ya da kendi fikirlerinin haricinde dışarıya yansıttıkları fikirler de olabilir. Yani bir insan yaşamında, insanoğlu yaşamında hiç kimse hiçbir şeyi gerçekten bir hiçbir zaman bilemez. Bilemez abi. Hiçbirimiz bilemez. Yani biz zaten şu an o yüzden şu an her şeyi bak yani, bir şey diyeceğim. Buraya Ünal gelse acaba kafalarında bak, ne dönüyor yani? Ünal buraya gelse dün biz bunu yaşadık desek de senin dediğin gibi bilemeyiz. E ben şimdi buraya geldim. Aycan'la olan ilişkilerimi anlattım. Ama bir de ne dedim? Anlatamadığım tabii, şeyler var dedim. Fırtınalar var. Bir de benim içimde yaşadıklarım var. Neler ben mesela var? Burada iki dakika gülsem, eğlensem bu benim içimde yaşamış olduğum şeyleri değiştirmiyor ki. Bizim bilmediğimiz senin anlatmadığın birçok şey var zaten abi. Sen iste kısmetse olur. Sen yeter ki sen kısmetse olur.